600 yıldan fazladır, 1185'ten 1868'e kadar Japonya'yı ordu, yani Bakufu yönetiyordu. Japonya'nın en kıdemli ordusunun zırhları, tarihçilere, film yapımcılarına ve sanatçılara tarihteki o zamanı yeniden hayal etmeleri için nesiller boyunca ilham verdi. San Francisco'daki Asya Sanat Müzesi ve Japonya'daki Tokyo Ulusal Müzesi'nden gerçek zırh örneklerine bakalım. Zırhı kimlerin giydiğini ve zırhların zamanla nasıl değiştiğini görelim. Japon zırhının en eski örnekleri eski mezarlardan kazı yoluyla çıkarılan eserlerde bulunur. Bu dönemde Haniwa denen kilden kadın figürleri hüyüklerin üzerine yerleştirilmiştir. Bu Haniwalar arasında komşu Çin ve Kore'den modelleri örnek alan zırhlı askerler vardır. Orta Çağ'da çok ayrı bir tarzda Japon zırhı ortaya çıktı. At sırtında savaşan savaşçıların zırhlı eteği, kolluğu, omuzluğu, kalçalık ve dizlikleri vardı. Bu savaşçılar silah olarak yay, ok ve kılıç kullanırlardı. Bu röntgende gövde kısmını oluşturan yüzlerce küçük metal levhayı görüyorsunuz. Levhalar birbirlerini kaplayacak şekilde bağlanmıştır. Zırhı giyene esnek hareket etme olanağı sağlar. Düşük rütbeli piyadeler için zırhlar daha hafif, daha sadeydi. Aynı zamanda o kadar yüksek koruma sağlamıyordu. Bu zırhlar tek bir gövde bölümünden oluşuyordu. Piyadeler temel silah olarak mızrak kullanırdı. Samuray zırhı değişen savaş stillerine ayak uydurmak için değişti. Örneğin 1543'te Portekizliler ateşli silah kullandıklarında Japon zırh üreticileri yeni tür bir zırh geliştirdi. Bu zırh tüfek vuruşunun yarattığı etkiyi hissettirmiyordu. Bu zırh tasarımı tüm vücudu korurken hızlı ve çevik hareket etmeyi kolaylaştıracak kadar hafifti. Göğüs kısmındaki levhadan ayrılan etek sayesinde asker atına binerken kalça ve bacaklarını koruyacak şekilde vücudunu bükebilir ve atın üstüne atlayabilirdi. Kafa zırhı ise en ince detaylarına kadar düşünülmüştü. Böylelikle savaşçılar uzaktan dahi görülebiliyordu. Bazı maskeler savaş alanında düşmanı korkutmak için öfkeli ve korkutucu şekilde yapılmıştı. 1600'lü yıllarda sanatsal zırhların yapımında artışa rastlıyoruz. Asya Sanat Müzesi'ndeki bu zırh nispeten daha barışçıl bir dönem olan Edo döneminde yapılmış ve muhtemelen yalnızca sergilenmek üzere veya törenlerde kullanılmış. Zırh, savaşçının refahını, sanatsal yeteneklerini ve gurur duyduğu askeri kimliğini temsil ediyordu. Tarihçi Andrea Horbinski, 200 yıllık barış döneminde neden zırh üretiminin arttığını açıklarken, iktidarda olan yani sanat yapılmasını emretmede yetkili olan samuraylar, kendi statülerini, zenginliklerini ve onları bu iktidar konumuna getiren miraslarını sergilemek istiyorlardı demiştir. Dolayısıyla sanatsal olan bu zırh ve silahlar çok güzel, çok fonksiyonel değillerdi fakat zariflerdi. Samurayların baştan sona korkusuz savaşçılar olduğunu betimliyor. Ancak Horbinski bunları abartı bulduğunu dile getiriyor. Samuray zırhının modern temsilleri genelde samuray elitlerinin sonraki örneklerine dayanıyor. Fakat yüzyıllar boyunca bu zırh, Japonya'nın asker sınıfının çok çeşitli rol ve özelliklerini temsil etti.